Bekle bekle. Bence beklesin. Abi sence bir daha satış verebilirse ne yapacak? Yayındayız abi. Başladı mı? Evet. Biriz sen de abi. Tamam, canlı yayın başladı arkadaşlar. Biraz sessiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok atraksiyonlu, çok önemli bir mevzu yok ama kısaca bir özet geçelim. Short yapanlar patladı mı? Bizim akşam ofiste buluştuğumuz long shortçular var arkadaşlar. Şu an onlar paça içiyor. Kaybettikleri paranın üzerine. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Elon Musk'ın birinci bombası ve ikinci bombası. $4,250 ve $5,000 olarak iki gereksiz konuşmasından dolayı market hacmi yukarı yönlü bir ivme kazandı. Şöyle arkadaşlar, Tesla'dan hala resmi bir açıklama yok, biliyorsunuz. Elon Musk Twitter hesabına Bitcoin yazdığında $4,250 bir hacim vardı. Sonra tekrar $4,250 üzerinden attı. Çünkü ama ciddi bir market alımı var arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Yani ciddi bir market hacmi var. 1.3 trilyon dolara yakın oldu şu an. 1.3 trilyon dolara yakın oldu market hacmi. Bitcoin son 24 saatte %13, son 7 günde %28 artış göstermiş arkadaşlar. Ethereum son 1 haftada 7 günde %28, son 24 saatte 7.89, %8'lik bir artışı var. Ethereum Bitcoin oranla Bitcoin pompalandığı için Ethereum biraz geride kaldı. Hala söylüyorum, geri çekilme olasılığı çok yüksek, satış baskısı var. Ama satışların gelmeme sebebi Tesla arkadaşlar, söyleyeyim size. Vade çok şaibeli açıklamaydı. Zamanlaması çok sıkıntılı zamandaydı. Herkes düzeltme beklerken Tesla'nın $1,5 milyar alım kararı aldığı açıklandığı için markette yukarı yönlü bir $1,5 milyar alım var ama $200 milyar market hacmi yükseliyor. Çok tuhaf o da. Bence satış gelecek arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Biraz önce bir makale paylaşmıştım Telegram kanalından, görmüşsünüzdür. Telegram kanalında sepet yapacağız Mert. Şimdi değil, düzeltmede yapacağız sepeti. Kötü oldu arkadaşlar. Tesla'nın alımı açıklaması
haberi kötü oldu. Ben size söyleyeyim. Çünkü herkes, bakın şunu söyleyeyim. 2 gün önce pazar günü 1720 dolardan çıkmıştık. Şu an 1720 dolar Ethereum. Bakın kaybınız yok. Onu söyleyeyim size. 1400 dolara kadar, 1495 dolara kadar gerileme olmuştu. Aslında çekilme başlamıştı. Ama maalesef Tesla'nın alımını açıkladıkları için tekrar yukarı yönlü bir hareket oldu. ...39.300'den arkadaşlar 44.800 dolara kadar çıktı. Çok ciddi bir artış, ben size söyleyeyim. Hala boğa piyasasındayız, yukarı yönlü hareket edecek. Ama Ethereum ve Bitcoin çekilecek arkadaşlar. Düzeltmeden sonra, çünkü çok şişti. Düzeltme olmadı biliyorsunuz. 3500 dolarlık bir düzeltme vardı en son. Hala yeterli değil. Markete yeni katılanlar var. Short ve long pozisyonları kripto dünyasında hiç olmadığı kadar daha fazla. Onu söyleyeyim size. Şu an anlıkta al sinyali var. 44.800'e çıkan Bitcoin arkadaşlar 43.800'de. Ethereum 1718 dolarda. Altların rallisi başladı diyebilir miyiz? Yani çok hacimli değiller Ali. Her gün %20, 3 gün, %60, 4 gün, 5 günde %100 hacimlenmeleri gerekiyordu. Biliyorsunuz altcoin rallisi Bitcoin rallisi başladıktan sonra yataya bağlamasıyla karla çıkanlar altcoin'ler hareketleniyordu. Ama maalesef altcoin'ler çok ezildi. Hala rallisi başlamadı. Ripple 0.45 dolarda. Anlıkta mı? Anlıkta mı yaktı? Yok yakmadı. 9. Bitcoin. Evet. RSI dipte yukarı yönlü hareketi var. Al sinyali geçerli. EMA'nın üzerinde. İndikatörler yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Tepede giren arkadaşlar varsa benim tavsiyem satmaları. Geç kalınabilecek bir şey değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Eymen Atay hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şunu söyleyeyim bakın. Tamam 5000 dolarlık Tesla'nın alım fırsatını kaçırdık. Orada bir long pozisyonu olabilirdi ama biliyorsunuz 10 dakika içerisinde her şey gerçekleşti. Şimdi onun ilk hacim sinyali bana geldiğinde ben duyursaydım eğer yetişemeyip 10 dakika sonra tepede alacak olan arkadaşlar vardı. Tekrar çekildi biliyorsunuz. Saatlikte baktığımızda en yüksek tepe 44.800, 44.500'de, 44.600'de giriş yapabilecek arkadaşlar vardı. Tamam 5000 dolar çok ciddi rakam. Eğer long pozisyon açsaydık, %10 kaldıraçlı açsaydık çok ciddi kazancımız olurdu onu söyleyeyim. Ama kârda olan arkadaşlar söylediğim tek bir şey var. Her zaman söylüyorum. Ben yönlendirmek değil size yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes yatırım kararını kendi vermeli. Tehlikeli anlarda kripto dünyasında işlem yapılmaması en doğru karar. Kripto dünyasında tehlikeli anlarda işlem yapılmaması en doğru karar. Benim tavsiyem yatırım kararı size ait. İstediğiniz seviyede alım yapabilirsiniz. İstediğiniz seviyede satım yapabilirsiniz. 2 günden beri yaşanan atraksiyon bizim çıktığımız rakamdayız arkadaşlar. Ethereum'da 1720 dolarda çıktık.
Şu anda 1718 dolarda, 1720 dolarda. 50 dolar, 100 dolar daha yukarı çıkabilir. Ben size söyleyeyim. 50 dolar, 100 dolar daha aşağı inebilir. Ama bunlar fırsatı kaçırdık olarak değil. Detaylı olarak da Telegram kanalında duyurdum bugün. Kaçan bir fırsat yok arkadaşlar. Kaçan balık yok. Zamanlama çok riskli. Ali hoş geldin. Zamanlama çok riskli. Terste kalma olasılığınız çok yüksek. Onun için nakitte beklemek en doğrusu. Fırsat bitmeyecek arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem yaparsınız, spot alımı yaparsınız. En tepenin tepesindeyiz. Birkaç saat önce Bitcoin tekrar ATH yaptı biliyorsunuz. Ethereum yine ATH yaptı. Artık çok konuşmuyoruz. Bakın 2 yılda 3 yılda bir gerçekleşen olaylar o kadar sıradanlaştı ki. Her gün ATH yeniliyorlar Ethereum ve Bitcoin. Onun için benim kesinlikle tavsiyem bu seviyelerde işlem açmamanız. Zaman zaman short long pozisyonu oluyor. İsteyenler varsa kaldıraçlı sinyal veririz. Veriyoruz da. Ama bence uzak durmanız. Çünkü bu seviyeden düzeltmeyi yerseniz tekrar toparlayamazsınız. Aylar sürebilir. Ben size söyleyeyim. Bakın kriptonun 10 yıllık Bitcoin'in 10 yıllık hareket tarzına bakarsak bunu daha önce de açıklamıştım size. Vadeli işlemlerde arkadaşlar geri çekilme olur. Bakın bütün dünyaca ünlü yatırım analistleri de yatırım fonlarının analistleri de aynı şeyi paylaşıyor. Yani şimdi bir de mantığı var bu işin. Yani en yüksek tepedesin. Birkaç ay önce opsiyon sözleşmesi yapmışsın. Neden satmayacaksın? Satış baskısı var zaten. Düzeltme falan yok. Abi yardırıyor. Roger, işleme gir o zaman abicim. Alabilirsin. Bitcoin ve Ethereum. Aldığın seviyelerin ekran görüntülerini al. Birkaç gün sonra tekrar konuşuruz. Tamam biz yanlış düşünmüşüz. Bizim bütün beklentilerimiz boşa çıktı. Roger'ın öngörüsü çok doğruydu diye paylaşalım Telegram kanalından. Bu kadar da açık söylüyorum ben. Bakın söylüyorum. Ethereum 100 dolar daha hacimlenebilir. 1800'leri görebilir. 45.000'i hep bekliyorduk Bitcoin'den. Bir ay sonrası için uygun zaman değil arkadaşlar. Bir ay sonrası değil, 3 gün sonrası uçurum olabilir. Yapalım arkadaşlar. Tamam. Long ve short sinyali 15 dakikalık grafikte vereyim ben size. Bitcoin'de 500-600 dolar aralığı, Ethereum'da 50 dolar, 40 dolar aralığında 15 dakikalık grafikte al-sat sinyali kaldıraçlı işlem için sinyal verelim. Bir inç sepette, bir inç hala olacak. Sene sonu beklentimiz 12-13 dolar biliyorsunuz. Bir inç yeni alacağımız sepette de olacak. Bu hacimle 12-13 doları da güncelleyebiliriz. 20 dolara kadar çıkarabiliriz. Doge gibi coinler olmayacak arkadaşlar. Doge. Sat verdi. Nus ile uslanmayanlar etmeli. Tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye bir şeyh edebalini söz. Evet arkadaşlar. Benim, bakın ben söyledim size, hiçbir açık pozisyonum yok. Kaldıraçlı işlem yapmıyorum zaten. Hiç gerek yok. Yeterince verdik. Bundan sonra bu ortamda ben kaldıraçlı işlem yapmıyorum. Akşamları sinyal verdiğim arkadaşlar var. Ciddi de kazanç yaptılar birkaç günden beri. Ama ne kadar kazanacağımı bilsem de emin de olsam ben kaldıraçlı işleme girmiyorum. Kendi kararım. Spot alımlarında devam edeceğim tabi. Sepet yapacağım. 15 coinlik bir sepet.
Onun için şu an erken. Tepede sepet alıp düzeltmeyi beklemek aptallık olur. Onun için düzeltmeyi bekleyip sepet yapmak daha mantıklı. Sepetimiz arkadaşlar şöyle. Düzeltmedeki destek seviyesindeki fiyatlaması önemli. Atıyorum düzeltme başladı. Destek seviyesinde tutundu. 43.000-44.000 dolardan Bitcoin atıyorum 35 bin dolarda tutundu ya da 30 bin dolarda ya da 25 bin dolarda. Nerede tutunursa o anki marketten kaçışlara bakacağız arkadaşlar. Düzeltmede tekrar alım geliyor mu? Tekrar market hacimleniyor mu? Bitcoin'den, Ethereum'dan çıkan para altcoin'lere geçiyor mu? Çok beklediğimiz Aralık ayından beri, Kasım ayından beri beklediğimiz altcoin rallisi gerçekleşecek mi yoksa artık ayı piyasasına mı geçeceğiz? Ayı piyasası çok önemli biliyorsunuz. Ayı marketi başlarsa arkadaşlar aylar süren bir düşüş trendiyle karşı karşıyayız demek. Aylar sonra karar vereceğiz. Yani biz sepetimizi belirleyeceğiz. Hazır zaten 6-7 tane kripto para altcoin hazır sepet için. Birkaç tane fake out yapan var. İki tane de böyle shitcoin koyacağız arkadaşlar. Çok düşük miktarlarda, çok Doge gibi değil ama gerçek projesi olan, gerçek defi olan, gelecek vadeden ama Doge gibi hacimlenecek birkaç daha, iki tane sepetimizde olursa diye birinç gibi hacimlenecek kripto para koyacağız. Ripple ne olacak? Ben Ripple'ı takip ediyorum arkadaşlar. Günlük bütün grafiklerine bakıyorum. Bütün hacimlenmesine, alımına, satımına bakıyorum. Hiçbir yatırım yok. Kimseye de tavsiye etmiyorum ama haklı çıkmak ya da yanılmak evet. Haklı olmak ya da yanılmak için değil bu. Sadece öngörülerimin ne kadar doğru ya da ne kadar doğru olmadığını görmek için takip ediyorum Ripple'ı. Ben uzun zaman önce Ripple'dan çıkılması gerektiğini söyledim. Ripple'la uğraşılmaması gerektiğini söyledim. 0.50-0.25 arası Ripple'dan çıkın. 1 inç alın. Ethereum alın demiştim. O seviyelerde zararda olan arkadaşlar 0.40'dan 0.75'e çıkınca ben biliyordum patlayacağını dediler. Arkadaşlar Ripple'ın bugünkü değeri 1.5 dolar. Yani 1.5 Ethereum'a oranla 3 dolarları, 5 dolarları bulabilme ihtimali vardı. Bu haberler çıkmasaydı. Tartışma yok arkadaşlar. Tartışma yok. Neyi tartışıyorsunuz? Sohbet ediyoruz burada. Yani beklediğimiz seviyeye gerek yok öyle sivrilmeye, tartışmaya. Arkadaşlar Ali bize yardımcı oluyor. Kanallarımızın düzenlenmesine, mesajların toplanmasına, altcoin'lerin takibini yapıyor. Onun için Ali bize yardımcı oluyor. Ali kanalda yetkilidir. Avukatı mısın falan gerek yok onlara. Sonuçta burada birebir kendi aramızda ticaret yapmıyoruz. Kasaya karşı yaptığımız pozisyonların hepsi. Kasaya karşı herkes pozisyon alıyor. Kripto markete karşı. Onun için birbirinizle çekişmeye gerek yok. Şöyle Serkan. Evet birinç. Türk borsalarında yoktu. Alamayan arkadaşlar pişman olmuştu. Onun için 15 Türk borsalarında da işlem yapan sadece BTC Türk'te değil Paribu'da da olabilir. İstediğiniz yerde olabilir. Alabilirsiniz. Ama bence bugünkü olayların hep olacağını, hacimli zamanlarda hep olacağını unutmayın. Onun için BTC Türk sizin cüzdanınız transfer merkeziniz gibi olsun Binance'e. Binance'den hesap açın arkadaşlar. Binance'de işlem yapın. BitMEX'de yapın.
Coinbase'de yapın. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben yönlendirmek istemiyorum. Araştırın. Dünyanın en güvenli borsası hangisi ise, erişim engeli en az borsası hangisi ise, fiyatlanmalarda, geçişlerde sizi zarara uğratmayan BTC Türk gibi. Benim hatırlıyorsunuz ilk başlarda BTC Türk ile alakalı çok olumlu şeyler söylemiştim ama sınıfta kaldı arkadaşlar. Çünkü ATH yaptık, en yüksek zirvelerdeyiz. Hacimler 5 kat arttı, kripto para borsası cevap veremeyenler var. Yani onun için BTC Türk destekliyorduk, hala da destekliyorum güvenlik konusunda, geri dönüş konusunda. Sadece işlem sınırlamaları, işte veri tabanları çok zayıf olduğu için demek ki bu seviyelere hazırlık yapamamışlar. Onun için birçok kullanıcı, birçok arkadaşımızı yarıda bıraktılar, yolda bıraktılar. Turgut Özdemir, Bitcoin patlar mı? Yani nükleer silah gibi patladı Bitcoin. Atom bombası gibi patladı. Düzeltme olmadan 60K gelmez arkadaşlar. 55K gelmez, bunu söyleyeyim size. Düzeltme olmadan o alan kurumsallar ve balinalar bu seviyeden satıp tekrar dipten almazsa 55K 60K bu yakın zamanlarda gelmez. Şu olabilir. Düzeltme gelmez. Bu seviyelerde 1000 dolar 2000 dolarla dalgalanır Bitcoin. Ethereum 300-500 dolarla dalgalanır, yataya bağlar. Altcoin'lerin hepsini ezer. Hacimlenmesi durur. Birkaç ay böyle devam eder, sonra tekrar alımlar gelir, yukarı yönlü hareket edebilir. Serkan Atik, bu düzeltme geldi geldi gelemedi. Yani bu birilerinin elinde değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Benim de elimde değil, birilerinin de elinde değil. Bu global piyasada alım ve satım hacmiyle alakalı bir durum. İlhan gökaltıyı görür mü? Ben öyle düşünüyorum. 46 mı? 46 görmez. Kesin diyorum, görmez. 46 bine Bitcoin çıkmaz. Kapanış yaptı arkadaşlar. Kapanış yapıldı. Olağanüstü bir satış ya da alış yok. Stabil coin gibi kapanış yaptı. Sen mi diyorsun? 46 görmez. Kesinlikle görmez. Yani yeni sepeti belirlemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi yeni sepeti ben yarın açıklayabilirim ama ne olacak ki? Yani alım yapmadıktan sonra gerek yok. Belirlediğim sepet coinlerini de bu arada takip ediyoruz tabii. Yani Bitcoin'in bu artışına cevap veren hangisi? Bitcoin paritesine endeksli yükseliş ya da düşüş yapan sepet üyesi hangisi? Düzeltme olduğunda, atıyorum ciddi bir düzeltme olduğunda, %25'in üzerine bir düzeltme olduğunda, o belirlediğimiz coinler iflas mı edecek? Sıfırlayacak mı? %80, %100 mü eriyecek? Onları da takip etmek lazım. Şimdi bir sepet coinlerini açıklamanın bir anlamı yok şu an. Bakın arkadaşlar, şunu tekrar hatırlatayım size. İbrahim Özen, bence yanlış yaptın. Şöyle bakın, şunu bilmek lazım. Fotoğraf şunu anlatıyor bize. İhtiyacım dışında 10.000 TL param var. Uzun süreli altcoin'e yatırım yaptım. İbrahim Özdemir miydi? İbrahim Özen öyle söylüyor. Uzun süreli X coin'lere yatırım yaptım. Yani şimdi biraz önce söyledim. %25'lik, %30'luk bir düzeltme gelirse derinliği ne kadar olacağı hiç kimse kestiremez. Balinalar ve kurumsallar da satabilir arkadaşlar. Bitcoin 10.000 dolara gerileyebilir. Yani 8 ay önce, 9 ay önce Bitcoin 4.000, 5.000 dolardı. 40.000 dolar tekrar üzerinden atabilir. Bunun
bir tutma ya da engelleme ya da rekabet piyasasında engelleyici satışı denen bir şey yok. Gelebilir. Onun için bu seviyeden alıp ileri tarihli beklemek anlamsız ve kazançsız olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. İbrahim Özen 10.000 TL'lik altcoin aldı bu seviyeden. Yıl sonu hedefli. Yıl sonunda aldığı coinler düzeltme yaptı. Tekrar hacimleme yaptı. Yıl sonundaki seviyesi şimdiki seviyenin %20 üzerinde olsa İbrahim Özen para kazanmış olmuyor arkadaşlar. Ama %30'luk %40'lık bir geri çekilmede %40 aldığında %20 de hacimlendiğinde minimum %80 karlı bakın. Bunu kestirip bilmek lazım. Tamam, şimdi yarın açıklayayım ben size altcoin'leri. Belirleyelim, hep beraber takip edelim. Ama şimdi ben Bitcoin 7000 dolarda başladım ben almaya. 31.000 dolarda çıktım. 525 dolarda Ethereum'a girdim. 1700 dolarda çıktım. Litecoin'e girdim. Bütün yatırımın %80'i Litecoin dedim. Herkes Litecoin akın etti. Gerek yok ki. Ben müneccim değilim. Kain de değilim. Markette izlediğim analizlere, grafiklere, hacimlere göre Litecoin'in şu an 220 doları geçmesi gerekiyordu. Ama geçmedi. Ama zararım da yok. Sattım çıktım tekrar. Şu an %100 keşim. 1 lira kripto yatırımım yok. Al satta, uzun vadeler hariç. Onlar ihtiyacımız olmadığı takdirde satışı da yok onların. Şöyle bak, Hasan Yıldız diyor ki 40.000 TL param var, yarısını mı almalıyım sepete diye. Şunu yapmalısınız. Çok stresli, biliyorsunuz, uykularınız kaçıyor, biliyorum, hepimizin öyle. 24 saat açık bir borsada, 24 saat anlık sert hareketli bir borsada uykusuz kalmanız gayet normal, onu söyleyeyim size. Ama şunu yapmalısınız, 10.000 TL paranız varsa %80'i arkadaşlar sepet yapmalısınız. Uzun vade, sene sonu. Bizim sepetimiz %300'ün üzerindeydi galiba Ali. %300'ün ortalaması. Birin çok yükseltti mesela ortalamayı. Şimdi uzun vade diyoruz ama şimdi düzeltmeden sonra tekrar boğa sezonu başlayabilir. Atıyorum Temmuz gibi %100, %200 hacimlenirse sepeti bozarız. Tekrar bir düzeltmeyi bekleriz. Yani bunun öngörüsü de erken. Anlık takip etmek lazım arkadaşlar. Her gün market yönü değişiyor, biliyorsunuz. Tesla 1,5 milyar dolar alım yaptım ya da 1,5 milyar dolar alım yaptığına dair haber çıkıyor ama markete 200 milyar dolar para giriyor. Çok ciddi trend dönüşleri var bakın. Onun için yatırımınızın arkadaşlar, yatırımınızın 10.000 TL'nin 8.000, 7.000 TL'sini, %70'ini sepete koyacaksınız. Kalan 3.000 TL'sini, %30'unu, 20'sini al sat. Bakın %20'sini al sat, günlük al sat, harçlık çıkarmak için. %10'unu da risk alan varsa kaldıraçlı işlem yapabilir. 10.000 TL'de 1.000 TL kaldıraçlı işlem, 2.000 TL günlük al sat. 7.000 TL'de sepet için kullanmalı. Yatırım stratejisi bu. Yatırımı çeşitlendirmek, riski azaltmak, kazanç kaynağını çoğaltmak. Bekir Akman. Ciddi mi? Karakola mı çağırıyorlar? Allah'tan vurmasın. Arkadaşlar bizi karakola çağırıyorlarmış. Biraz önceki trafik kazasından dolayı. Gidelim bir karakola. Olağanüstü bir durum yok. Bizlik bir şey yok. Çocuk arabayla vurduğunda burnunu...
Tamam, verelim ifade. Burnunu direksiyona vurmuş. Burnu kanıyordu. Büyük bir ihtimal sarsıntı geçirmiş. Bayılmış evde. Tekrar son gelişmeleri söyleriz arkadaşlar. Şimdi karakola gidip ifade vermemiz gerek. Hepinize teşekkür ediyorum. Kapanışta olağanüstü bir satış ya da alış baskısı yok. Yatayda seyreder. Çin borsası 3'te açılıyor biliyorsunuz. 3'te tekrar bakarız. Bir yarım saat 45 dakika sonra tekrar gelirim ofise. VIP grubu canlı yayını yapalım bugün arkadaşlar Instagram'dan. Bizlik bir durum yok. Bizim aracımızda park halindeyken başka biri vuruyor. Onu soranlar var. Başını direksiyona vurmuş. Çocuk burnu kanıyordu zaten. Evde sarsıntı geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Polis de ifade için bizi çağırıyor. Oraya gidelim. Teşekkür ediyorum. Şu an bir işlem yapmayın arkadaşlar. Bitcoin'de anlıkta Bollinger çok dar. Yukarı ya da aşağı yönlü sert hareket yapabilir. Muhtemelen yukarı yönlü şu an. Al sinyali anlıkta geçerli. Yine gelişmeleri size bildiririm. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar diliyorum.